Yepyeni bir Minecraft videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu arada size çok güzel bir haberim var. Ayın 19'unda tatile çıkacağımdan dolayı, bu arada 25'inde döneceğim. O yüzden ayın 10'undan 18'ine kadar her gün yayındayım saat 2'de. Yani bugünden itibaren her gün yayına giriyorum. 8-9 gün boyunca üst üste saat 2'de mutlaka Nono Live'ı bekliyorum. Açıklama kısmında linki var. Ha, unutmadan söyleyeyim, bugün Nono Live'ın bir çekilişi var arkadaşlar. Tam 2 kişiye 500 lira veriyor. Aynı zamanda tam 20 kişiye de 25 lira veriyor. Çekilişi kazanan 2 kişi Nono Live'a istediğini aldırabilir 500 lira değerinde. Aynı zamanda diğer 20 kişi de gerçekten 25 lira çıkar herhalde ya. 20 az değil yani arkadaşlar. Mutlaka gelin yayına bugün, ha, bekliyorum. Aynı zamanda bu videoyu da like atmayı unutmayın. Unuttuğunuzun farkındayım. Mutlaka yayına bekliyorum. Mutlaka videoyu like atın. Hadi bakalım videoya geçelim. Bu arada 150 bin oluruz. Kanala abone olmayı unutma. Okey arkadaşlar, yapacağımız şey şu. Öncelikle tırmığımızı yanımıza alıyoruz. Çapamızı. Buna da tırmık dedik. Şeker pancarı dediğimiz gibi. Bunları alıyoruz. Bütün köyü yağmalıyoruz. Umarım kitaplık falan filan da çıkar. Bütün köyü yağmaladıktan sonra yapmamız gereken şey şuradaki bataklık biyomuna gitmek. Bataklık biyomunda elmas çıkartmaya çalışacağız. Oğlum köylerden hiçbir şey çıkmıyor bu arada. Gerçekten köyler konusunda çok şanssız olduğumu düşünüyorum. Niye bu kadar şanssızım hiç anlamış da değilim ya. Bu Allah belanı versin. Eğer, ama eğer işe yarar. Güzel. Bir at evcilleştirebiliriz. Çünkü çok yavaşız. Uzak yerlere atla falan gidebiliriz yani. Öyle bir durum olabilir. Burada var mı? Bu balkon niye var? Bu balkonu ben ikinci kat yapmıştım değil mi? Lan ne biçim köysün sen? Orman yangını mı? Hayır. Orman yangınına müdahale etmem gerekiyor gerçekten. Bu kutsal bir görev arkadaşlar. Oo, lav var. Lavı kapatırsam orman yangını gider. Müdahaleyi kökten çözüm arkadaşlar. Kökten çözüm yaptık. Bundan sonra daha ormanın yanmayacak. Gerçekten helal olsun bize. Evet abi. Günün ilk ışıklarıyla beraber yapmamız gereken şeyi yapacağız. Bize yakışanı. Evet, derin koşucumuzla beraber yüzelim. Evet. Sonunda geldik. Haydi bakalım. Bataklık biyomu hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Buradan biraz elmas çıkartabilecek miyiz acaba? Çan kaçma tuşu F3G. Tamam, eyvallah. Teşekkür ederim chat. Evet, bunun tam ortası burası. Buraya eminim. Güney bu taraf. 1, 2, 3, 4. Şurası. Aşağı doğru gidiyorum ve üstüme şunu koyarsam eğer. Aynen. Tamam. Hadi. Aşağı doğru gidiyoruz aga. Lava düşsek de benim için problem değil. Çünkü bütün kalkanımda koruma var. Ölmeyiz. Haydi abi, direkt. Aga. 23. Daha da aşağı gideceğiz. Lan. Sen ne yapıyorsun lan? Hıyar. Daha aşağı. Evet, bu adalın taktiği ama ben bunu Yusuf T'den de izledim. Çalışıyor ya. İnanılmaz. Çalışmasına gerçekten çok sevindim ya. Evet. Çalışıyor. Çok iyi. Sağlam çalışıyor. Evet, 12. katmanda bulduk. Evet, şimdi kaç tane bu aldık? 8 tane. 4 taneden 8. Güzel. Lapisleri de alalım. Vay be. İyi çalıştı ha. Tekte çalıştı. Şimdi yukarıya aynen çıkmamız gerekiyor abi. Oh lan. Öyle bir korktum ki. Bana şeyleri ver. Direkt kafama zombi düştü ya. Sanırım bu çank. Bunun tam ortası neresi olabilir? Ben bunun ortası olarak şurayı seçebilirim ya. Şurayı seçebilirim. Güney ne taraf? Güney bu taraf. 4 blok. 1, 2, 3. Şurayı kazıyoruz. İninininin. Sanırım mağaraya yine çıkacağız ya, değil mi? O mağarayı bitiremeyiz çünkü. Şuralara bir bakmak istiyorum. Bu sefer tutmamış olabilir. Demir var. Lav var. Okey. Lavın etrafında var mı? Belki lavın etrafında vardır. Bir dakika. Lav niye bu kadar büyük lan? Nereden indik? Buradan indik. Tamam. Şu şekilde inebilirim ben yine. Abi bu lav baya baya büyük. Kaçıncı katman? 10. katman. Şuradan doğru inebilirim ya. Oha! Helal olsun lan. 8'li mi ciddi ciddi? 9 mu? İlk defa 9 tane buldum. 9'luk mu? Oha. 9 var mı oyunda? 12 bile var. Oha. 2'de 2 gidiyoruz bu arada. Bir 64'lük yapalım, ondan sonra şey yapalım ya. Şu tarafa doğru gitmek istiyorum ben. Güney bu taraf. 1, 2, 3, 4. İniyorum aşağı. Hadi bakalım. Altınları alırım aga. Altınlarla bugün benim zaten biraz işim var. Lav sesi duydum. 12. Evet. Lav gölüne ben inecek miyim şimdi? Göz göre göre. Ya şaka mı? Diyecek laf bulamıyorum ya. Cidden şaka olmalı yani. Alıyorum. Oha! Kaç tane aldık lan? Hayır. Oh. Son anda kurtardım. Dur, seni de kurtaracağım. Umarım kurtarırım. Tamam. Başka var mı? Kızıltaş. Bu taraflara baksam ne olur? Bir şey çıkmaz değil mi? Bir kere çıkınca daha çıkmaz yanına. Enteresan. Full çalışıyor. Full artı full çalışıyor. Bulma hoşuma gitti ya. Akşam mı oldu? Akşam olmuş. Buraya baktığıma dair bir işaret. Çank. Diğer çanka geçiyorum. Akşam olmasa çok önemli değil benim için. Bir tık çank değiştiriyorum. Şuradaki çanka doğru gidiyorum. Çankın ortası neresi? Şey, kilin ortası neresi? Bence burası. Birazcık yok, burası da olmayabilir ya. Şurası. Yoksa şurası mı? Şurası diyelim ya. Evet, şurası olduğunu düşün. 1,
2, 3, 4. Tam çankın dibi. Şurası. Aa. Dur dur. Abi şurası olabilir ya. Ama diğer çanka geçiyor burasıysa. Bence bunun ortası burasıydı. 1, 2, 3. Çankın dışı şurası. Çankın dışında çalışır mı acaba? Vallahi bilmiyorum. Deneyeceğim. İlk kez deniyorum. Bakacağız. Lav gölüne düşmekten o kadar çok korkuyorum ki. Ya! Oha! İki tane mi? Nasıl birleşti lan? Lav gölüne düşüyormuşum. Fark ettiniz mi? Bence çık. Bence de ya. Yeterli. Yeterli. 40 olsun, temiz olsun. 64'e gerek yok ya. İhtiyacımız olduğu zaman bu bataklığa gelir, kazmadığımız killerin altını kazarız. Sıkıntı yok. Şu anlık yeterli bence. Akşam mı sabah mı? Sabah olması da çok hoşuma gitti. Şu anda yapacağım şey şu. Bir tane köylümü köyün dışına alıp onu kayığın içine hapsedeceğim. Daha sonra gece olmasını bekleyeceğim. Gece olunca bir tane zombi onun yanında doğup ona saldıracak. Onu köylü zombi haline getirecek. Dolayısıyla amacımıza uygun şekilde hareket etmiş olacağız bu şekilde. Evet, köyümüze nihayet geldik. Evim evim, güzel evim diyebiliriz ve gerçekten çok güzel bir yer olduğunu görüyorsunuz da. Creeper sakın patlama sabah olana kadar lütfen. Güzel. Yağmur başladı. Okey, tamam. Tamamdır aga. Yapacağımız şeylerden birisi köyü yakmak abi. Köyümüzü bir yakalım. Özür dileyerek 1-2 ev yakacağım. Sadece hepsini değil. Ağaç yansın istemiyorum. O yüzden bu evi yakmayacağım şimdilik. Onu sonra düşünürüz. Şu evi yakmak istiyorum şimdilik. Önce yansın, sonra taşlarını da kırarım. Köylere de bu kadar işkence çektirilmezdi değil mi arkadaşlar? Onun dışında hemen ahırı oraya taşıyalım biz. İnekleri buradan alacağız. Çünkü inekleri de köyün merkezinde istemiyorum ben. O yüzden inekleri buradan almak için ne yapacağız abi? Şunları alabiliriz. Ahırımızın yerini aslında burada ayarladım. Ben tavuklarla ahırı birleştirmeyi düşünüyorum. Öyle bir olayım var aslında benim ama bunda tamir var mı? Var. Aslında elimize alalım ve o tamirle beraber yapmamız gereken şey şu. Kürek tamirlensin. Yalnız küreğe kırılmazlık basmadıktan sonra küreğin hiçbir anlamı yok ya. Biraz daha kürek. Ne yapıyorsun? Kürek hiç olmadı lan. İki tane arttı lan kürek. Bildiğin iki tane arttı gözümün önünde saçma sapan. Şöyle yapacaksın, tamam mı? Şöyle ve şöyle. Daha sonra bunu böyle yapacaksın. Aynen. Yerini tekrardan hatırlamak için abi. Şöyle yapacaksın, anladın mı? Ahırın şeması. Ahırı tavuk çiftliği kadar büyük yapmak istemiyorum. Bir tık daha küçük yapacağım. İnekleri oradan almam yeterli benim için. Burayı böyle yaptıktan sonra. Aa, buraya koymamışım. Buraya da bir koyalım. Koydum. Ve burayı küreğimizle beraber tamamen alıyoruz. Şu evi de şuradan yıkacağız zaten. Köy daha böyle yaşanabilir hale gelecek. En azından benim için. Tavukları da öldürmeden önce alevden çeyre çıkartmam lazım. Şuradan da giriş olsun bence. Şunu şöyle kırabiliriz ve buraya şöyle yapabiliriz. Tamam. Buradan da giriş olabilir. Hadi gidiyoruz. Sizin de yeriniz için köyün merkezinde hem çirkin görünüyordunuz hem de ses gürültüsü, anladın mı? Ses kalabalığı. Boş yapıyordunuz orada falan filan. İşe de yaramıyorsunuz. Bir insan boş yapacaksa işe yaraması da lazım ya. Anladın mı? Ben biliyorum çünkü YBJ de boş yapıyor ama işe yarayan bir adam. O yüzden işe yaramadıktan sonra boş yapmanızın bir anlamı yok. Sizi birazcık yukarıya almamız lazım. Hadi bana eyvallah arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Hala peşimdesiniz ha. Seviyorum sizi. Bir tane köylü bulmam, zombi bulmam gerekiyor. Ama köylülerin hepsi uyudu. Senin yatacak yerin olmasın. Seni aldım buradan. Şunu şuradan alıyoruz. Aldım. Bir tane köylü bizde. Kürsü aracılığıyla seni alalım. Gel. Tamam. Okey. Kürsüyle gel. Buraya gelir misin? Şu golemi de öldürmem gerekiyor. Canım benim. Buraya gelir misin? Ne yaşıyorsun oğlum sen ya? Okey. Tamam, yarın geceye kaldı. Tamam. Hadi bir gece daha normal insansın. Hadi bir gece daha normal ömrünü yaşa. Bir gece daha uyudun mu? Uyumuşsundur. Bir taneniz geldiniz işe aldı mı? Ne aldın acaba lan? Süpürücü kenar. Tamam, bir dakika abi ama çok iyi bir şey gelir. Şuraya gelir misiniz biriniz? Sadece birinizi istiyorum, hepinizi değil. Şuraya gel. Arkadaşlar biri görev alabilir mi? Bakmayacağım çünkü şey yapabilirim. Şuraya gel. Kapattım. İkisi çıktı. Tamam, problem değil benim için. Bir taneniz şuna gel. Allah belanızı versin. İş almaya gidiyorlar sürekli. Çok çalışkanlar lan. İş aldılar lan durduk yere. Gir. Heh. Bu topraktan o toprağa geçemiyorum. Evet, bunu bilmiyordum bu arada. Çok enteresan. İtebiliyor muyum? İtemiyorum. Kıracağız ya da şöyle yapalım abi direkt. Şuradan alalım. Direkt oradan geçirelim. Heh, tamam, güzel. Şurada bekleteceğim seni abi. Zombi buraya gelecek ve sana saldıracak. Sen zombi köylü olacaksın. Geri kalan hayatını zombi köylü olarak yaşayacaksın. Üzgünüm, özür dilerim ama yapacak gerçekten bir şeyim yok. Bu kadar basitmiş lan. Merhaba. Köylü zombi yaptık. Hasar yemesin golemlerden diye kapatıyoruz bunu. Tamam, çok iyi. Evet, bu arada arkadaşlar. Buna gün ışığı vurmuyor değil mi? Sıkıntısı yok. Burada herhalde dönüşmez herhalde değil mi? Dönüşse bile yine
Zombi var yanında. Zombi yine onu köylüye çevirir. Güzel, sıkıntı yok. Zombi köylü yanacak. Yok, yanmayacak. Üstünü kapattım. Yanmaz o. Tam şu anda depo yapıyorum. Depoya başlıyorum. Depo malzemelerimizin hepsini alıyorum abi. Akıtmaya devam edeceğiz. Şunları şu yukarıya alalım. Formülü şu. Şurası giriş kapısı olduğunu düşünün. Depoyu yaptıktan sonra şuraya bir yol yapıp ilk depo malzemelerini şuraya yerleştireceğim, şunun içine. Şimdi abi 4 tane mi 3 tane mi? Bence 5 tane abi. 5 tane böyle. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane de buraya. Daha sonra 2 aralık ve şuraya 4 tane kütük. 4 tane kütük, tamam mı? Şöyle bir şey oluştu mu? Oluştu. Şuraya 8 tane sayacaksınız. 1, 7, 8. Daha sonra 8 bitiminde, yani 9 blok ötesinden şöyle 4 tane koydum mu? Koydum. Şuraya 5 tane. Şimdi arkadaşlar bunun sadece depoyu burası olarak görmeyin. Burası deponun üst tarafı. Yani köyden görünüş şekli olacak, tamam mı? Daha sonra tam şuradan, yani şunun ortasından ben aşağıya da bu deponun altına da yeraltı deposu yapmayı düşünüyorum. Yeraltı deposu. Çok büyük olacak. Bir hardcore serisi için inanılmaz derecede büyük olacak. Ve cidden daha başka depo arayışı içine girmemiş olacağım. İnanılmaz bir şey yapmayı düşünüyorum ama onu yayın dışı yapabilirim bir kısmını. Bir kısmını yayın içi yapabilirim. Çok fazla büyük olduğundan dolayı sıkılma ihtimaliniz çok yüksek. Şimdi şu altını şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Yaptım. Şöyle birazcık kürek kullanalım. Kırılmadı galiba. Evet, son anlarını yaşıyor kürek. GG olacak eminim. Şimdi kırık taşlarımızı alıyoruz. Kırık taşlarımızla beraber şurayı şöyle 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 yapıyoruz. Kürek GG olmak üzere. O kadar az kaldı ki. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım ve burayı da böyle yaptım. Tamam. Güzel bence. İyi gidiyoruz şu anda. Küreği elmasla tamir et. Bence de mantıklı. Evet. Kürek nerede? Burada. Birazcık daha 4 veriyoruz ama neyse ya. Önemli değil. Verelim ya. Meşeyle beraber bunu destekliyoruz. Şöyle çatısına bir geçelim. Çatısından akıtalım. Ondan sonra şey. Devamını getiririz. Şöyle getirdim abi. İkişer ikişer arttırıyorduk şöyle. Şöyle şöyle lan koy. Diğer tarafını nasıl yapmıştık? İlkini nasıl koymuştuk? Şöyle mi koymuştuk lan? Hatırlamıyorum. Cidden hatırlamıyorum. Şöyle yapabiliriz. Diğer bunu oraya... Hayır, bu değil. Bu değil. Tamam, burada bir sıkıntı yok. Burası oldu. Cidden oldu. Şimdi bunun üstüne camlarımızı koysak güzel olur bence. Cam. Kapıyı dilerseniz direkt koyalım. Şöyle içeride mi olsun, kapı dışarıda mı olsun? İçeride olsun daha güzel bir görüntü olur ya. Aynen şöyle. Çatısını tekrardan devam ettirmemiz gerekiyor. Çatısını isterseniz dilerseniz tekrardan devam edelim. Şöyle ve şöyle devam ettiriyoruz abi. Bunun üstüne koymam gereken şunlar var abi. Şunları full çekiyoruz bu tarafa doğru. Daha sonra diğer tarafı da böyle yapalım. Burayı da böyle çekiyoruz abi. Şimdi buranın üstünü full cam yapıyoruz. Yalnız şu camın bu şekilde koyulması hiç hoşuma gitmiyor benim ya. Yetecek değil mi camlar? Bence yetecek abi. 8 birim burası. Çok olağanüstü bir bina olmadı. Bunun farkındayım. Bunu şöyle telafi edeceğiz arkadaşlar. Çok olağanüstü bir bina olmadı ama bunun altına gidecek olan deponun ne kadar muhteşem olacağını göreceksiniz. Dolayısıyla orayla beraber burayı telafi etmiş olacağız. Daha sonra telafi edeceğiz burayı. Tamam mı? Anladınız. Bunu komple bu şekilde çatı haline dönüştüreceğiz. Ve son olarak şunun şurası var ya, şuraya 31 tane kalmış aynen. Burayı da böyle çektiğimiz zaman binanın dışı bitmiş olacak. Şimdi sandıklara geçtik abi. Yol ve sandıklar kaldı. Bayağı bir sandık ya. Oho. Bayağı bir sandık yapmam gerekiyor benim. Çünkü oraya bayağı bir sandık yapacağız. 32 yetmez. 64 de yetmeyecek abi maalesef. Herhalde bu kadar yetecek abi. 90 küsür sandığım var. Bu sandıkları güzel bir şekilde yerleştirelim. Bunun etrafını aynen burada yaptığımı yapacağım. Evet, onu yapmaya bayılıyorum çünkü. Ladinler çöp oldu gitti ya. Yazık ya. Gerçekten ya. Şuraya koyacağım. Bunu boş bırakacağım. Şurası. 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 Şöyle. Bayağı güzel oldu. Simetrik oldu lan. Ladinleri aldık ve şöyle koydum abi. Bu bir. Güzel. Tamam. Tamam abi, şimdi buradan bir yol çekeceğim oraya da şuradaki bütün sandıkları oranın içine taşımam gerekecek. Ama onu yapamam şu anda bu yayında. Şuraya güzel bir yol çekelim. O yolu çekmek için de şuraları kaldırmam gerekiyor. Bence güzel görünüyor değil mi chat? Böyle sandık odası olduğunu bu kadar belli etmezsin yani. Bence güzel ya. Herhangi bir problemi yok. Güzel. Baya baya güzel oldu bence. Şuradan yol ikiye ayrılacak. Orayı da bir halledelim. Sandığı kıralım abi. Sonra alırız. Gidelim alalım toprakların hepsini. Toprakları halledelim. Düzgün taşları bir yanına
koyacağım şuraya. Taşla ilgili diğer her şeyi, diğer kısımları şöyle koyarsam bence iyi olur. Düzgün taş burada dursun tekrardan. Şimdi abi yumurtaları kıralım. Yumurtalardan bir kurtulalım. Lütfen yumurtanın dışına başka bir şeyler var. Şöyle 1, 2, 3 böyle gidebilir. Böyle 2'ye düşebilir. 3'te gidebilir. Daha sonra sanki böyle gidecek, anladın mı? Daha sonra buraya birleşecek. Tam gayet iyi bir yol oldu ya. Bunun etrafında yosun bloklarıyla beraber sarmam gerekiyor da. Yosun bloklarının hepsini koyalım. 1, 2. Bir ara yosun bloğu kasmam gerekiyor. Buraya 2 tane yosun bloğu. Güzel. İlk parti güzel. 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 Çok iyi. Çok güzel. Evet, köyümüz, of ya. Abi köy resmen alev atıyor köyden. Alev. Köy yanıyor. Hem yanıyor hem yakıyor. Gece vakti köylü zombilerle bayağı işimiz olacak. Gece oluyor zaten. Hemen bir tane tekne bulmam gerekiyor. Bir saniye arkadaşlar. Bir tanesini kırmam gerekiyor. Kırdım. Aynen, sen gel. Aga sen işçi misin? Pardon, özür dilerim. Sen yat. Ne oluyor lan? Lan bir şey oldu. Sen şu işi alsana bir. Oğlum sen işi alsana. Abi gece olduğu için yapmıyorlar bunlar değil mi? Bence tamamen geceyle alakalı. Aynen, o zaman bu geceyi... O zaman bir dahaki yayına kalsın. Ne aldı bari? Biri gelsin iş alsın da göreyim ne aldığını. Ne aldın? Okey. Keskinlik yoktu değil mi bizde hiç? Tamir. Servet. Keskinlik çıktı lan tekte. Çok iyi. Tamam, bu şu tekne burada kalsın. Problem değil. Tamam, şimdi gidiyoruz aga. İsim etiketi lazım bize. İsim etiketi nasıl bulabilirim? Bulamam. Vallahi bak, cidden kastırıyor tavuklar. FPS düşüyor lan buradan geçerken. Sahip olduğumuz pigline bir isim vermemiz lazım ki isim etiketiyle kaybolmasın. Orada problem yaşayabiliriz biz. Anladınız mı? Umarım halledebiliriz, bilmiyorum. Şuradan gireceğim abi. Çıkacağım, herhangi bir şey unutmadık. Tamam, okey, hadi. Evet, zaten bulunduğumuz yer belli. Şimdi abi ben şuradan aşağı hesapladım. Buradan aşağı kazdığım zaman merdiven gibi bunun en son en üst katına ulaşıyorum. Anladınız mı? Bir problem yaşamayacağım arkadaşlar şu anlık kazana kadar. İndikten sonra zalim pigminlerden kendimi korumam gerekiyor. Öteki portalı kırmamışım ben, çok enteresan. Şimdi aşağıya ulaşınca şöyle bir durumumuz var bizim abi. Şöyle şunu buraya merdiven gibi koymaya devam ediyorum abi. Oyunun en tehlikeli yerlerinden birindeyim. Şu karşıda zalim piglim var. Okey. Şimdi abi ne yapacağız biliyor musunuz? Burada sakin olacağız sadece. Tek yapmamız gereken sakin olmak. Eğer Bastion'da da piglin bulamazsak, yanımıza alamazsak gerçekten kötü olur ya. Zalim piglinler orada. Şu anda şu en üst katta bir tane piglin olsa yapıp çıkacaktık işimizi ya. Cidden. Aşağı inmek zorundayız da aşağıdan yukarıya kadar nasıl getireceğim ben bunları? Onu şu anda düşünüyorum. Neyse, biraz da aşağı iniyorum. Şu anda ciddi korkuyorum. Allah'ım yardım et ya Rabbim. Gerçekten korkuyorum ya. Karşıda zalim piglinler var. Piglin yok. Yani piglini istesem de ben zaten bu kadar mesafe yukarıdan buraya getiremem, anladınız mı? En alttan buraya kadar taşıyamam yani, hani ister istemez. Neyse, hayırlısı, gidiyoruz. Abi lütfen bana bir tane piglin ver ya. Hayır, mob yok yani, anladın mı? Öyle bir problemim var. Şu anda karşıma iskelet dahi çıkmıyor. Tamam, aşağıda kesin buluruz da onu yukarıya nasıl çıkartacağız? Onu düşünüyorum. Ah! Şu anda oyundaki en büyük hatayı yaptım. Tekneden aşağı uçarken E'ye bastım değil mi ben az önce? Ölebilirdim. Oğlum niye hiçbir şey yok ya? Piglin bunun etrafında olur ya. Hayır, imkansızı yaşıyoruz ya biz şu anda. Oğlum alsana yerden onu. Alsana yerden onu. Ha, seni aşağı çekmem gerekiyor. Nasıl yapacağız? Şuraya çeksem yeter seni ya. Hapsedeceğim burada seni. Gel aşağıya gel. Şuraya gel hadi. Sen oradaki altını al, ben seni hapsedeceğim oraya. İkimiz de içeride kalacağız. Hapset. Seni şimdi sana bunu atıyorum, tamam mı? Daha sonra seni şöyle ve şöyle al. Aşağı atlasana. Heh, tamam, güzel. Bir tane büyük kitabı, o muhtemelen ruh kumu, ruh hızı, pardon, ruh hızı. Güzel. Şimdi abi bunun sistemini ben burada yapmak istemiyordum açıkçası. Ama burada yapmak zorunda kaldım. Bu sistem buraya sığmaz bu arada. Bunu ben bir şekilde dışarıya çıkartabilir miyim bu hanımefendiye? Bir bakayım. Direkt burada yapalım. Bunu alalım, buraya çıkartalım. Şurayı böyle bir kapatalım, tamam mı? Bu kapattığımız yerde abi bir oda açalım. Bu odanın koordinatını alalım. İlk sistemimizi buraya koyalım. Bence burada bu takas sistemini falan ayarlayabiliriz abi. Herhangi bir problem çıkmayacağına eminim gibi. Umarım problem çıkmaz. Ne verdi bize piglin? Piglincim, ne verdin bize? Önemli bir şey verdin mi? Gel böyle. Al öyle. Gel. Bak. Bak, altınların burada.
Kafana göre takıl burada, tamam mı? Şimdi ben buraya bir bakayım. Tuğla muğla verdi herhalde ya, yanlış görmüyorsam. Şunu attım, şunu attım, şunu attım. Ağlayan obsidyen vermiş. Obsidyen vermiş. Nether tuğlası vermiş. Önemli bir şey vermemiş ya. Ağlayan obsidyenleri alırım ben buradan sadece. Şurayı kapatacağım şimdilik. Şimdi takas odasını, sistemini falan filan kuralım da bunun üstüne bir tık daha yükseltelim abi. Sistemi kuruyorum abi. Sandığımız var. Sandık 1. Öncelikle sandıklar şurada ve şurada. Ne oluyor lan? Bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim lan. Ne yapmış olabilirim sana? Çok merak ediyorum. Al. Aga ne yapmış olabilirim sana? İn lan aşağı. Sandığı açınca savaşıyorlar. Lan abi al şunları al. Allah rızası. Lan! Gerizekalı! Tamam ben bu sistemi yapıyorum abi. Başlayacağım piglinine. Piglini bulup direkt buraya getireceğim bu sistemi yaptıktan sonra. Sandığa bağlı bir huni. Ona bağlı bir karşılaştırıcı. Tamam mı? Karşılaştırın yanına herhangi bir blok nether taşı koyuyorum ben. İstediğiniz bloğu koyabilirsiniz. Onun üstüne... Allah'ım delireceğim. Oğlum ben şeyi atmışım. Redstone'u ben attım mı? Nasıl? Nasıl kaybolmazsın? Oha! Redstone'un nasıl kaybolmadı? İnanılmaz. Şans. Evet şanslıydım şu anda. Şanslıydım. Onun üzerine, şunun üzerine, normal bloğun üzerine bunu koydun. Noto bloğunu koymanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden Puni'ye böyle koyup daha sonra noto bloğunu şöyle koyabilirsiniz. Tamam mı? Tamam bu kadar. Onun üzerine bir tane fırlatıcı. Fırlatıcının içine de altın bloğu. Fırlatıcıyı koyuyorsun. Fırlatıcının içerisine altın bloğu koyman gerekiyor. Altın koyman gerekiyor. Şöyle biraz daha altın. Yani diyeceksiniz ki abi bu kadar mı? Bu kadar altınımız var. Yapacak bir şey yok abi. Tamam bu kadar. Sistem bu kadar basit. Bunu yapıp direkt olarak olayı bitirecektim ben normalde ama bitirmeme izin vermiyorlar yani arkadaşlar. Burada çok büyük bir şey yaşıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. Daha sonra etrafını bloklarla falan çeviriyorsunuz böyle. Camı da alıyorsunuz. Kara taşı böyle. 2. Bunu böyle. Daha sonra buraya çıkıyorsunuz. Şu 1-2 camları böyle koyacaksınız. Bu camı kırabilirim ben. Şu camı şöyle koy. Tamam. Sistemimiz bu kadar. Piglin bunun içine düşecek abi. Daha sonra belli bir yerden sonra halledeceğiz abi. Her şey olacak da bize bir piglin lazım yeniden. 3 days later. İyi. Altın bloğu. Bunlar hep çer çöp ya. Daha iyi bir şey beklerdim. Güzel. Bence iyi çıkmadı ya. Balta. Baltayı da alacağım da baltada servet. O baltayı ben ne yapayım ki? Şimdi ben nereden bulacağım piglini? Şuradan çıkabilirim. 3 days later. Evet yayın dışında arkadaşlar bir tane piglin daha buldum. Bunu buraya getiriyorum. Hayır şuraya. Şuraya aga. Aşağı indin. Nasıl yukarı çıkacaksın sen şimdi? Şöyle seni yukarı çıkartabiliriz. Aynen. Şuraya atarsan buraya geleceksin. Yani normalde bununla bu kadar uğraşmıyorsun da işte bu uğraştırıyor. Anladın mı? Çık gözünün önünde lan. Oğlum ya ne aşıyor acaba bu ya? Gir bak oraya. Atla aslansın be. Tamam. Yapacağımız şey bu kadardı arkadaşlar. Yani bu. Mevzumuz tamamen buydu. Ve buradaki bloklarla beraber bunun üstüne kapatıyoruz. Aslında buna bir isim etiketi vermemiz lazımdı. Onu da halledebiliriz aslında bir ara. Bizim yapmamız gereken şey şu. Otomatik sistem dedik ya. Otomatik sistem böyle çalışıyor. Ve bu düğmeye bastığımız anda otomatik sistem çalışmaya başlıyor. Arkadaşlar. Oradan tekrar takasımızı yaptıktan sonra mesela... burada da bayağı altın varmış. Onları da koyalım. Şunları da koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi buradan azalacak. Her takas yaptığı zaman takas miktarı yere düşüyor ya, o buradaki kutuya, sandığa gidiyor ve bu buradan şey yapacak. Tekrardan yeni koyduğumuz için tekrardan basmamız gerekiyor. Bir kere basmamız yeterli. Tek dezavantajımız ne biliyor musunuz? Burada AFK beklememiz gerekiyor ya. Uzaktayken çalışmıyor bu maalesef. Şunun üstünü de örtersek bitti abi. Bu içeride kalacak ama isim etiketi olmadığı için kaybolacak. Ben buna isim etiketi vermem lazım ya. Alev direnci falan bayağı veriyor. İp mip veriyor. Deri meri veriyor. Çok güzel bir takas oldu şu anda. Ben bunun ismini vereyim de bana köle olarak sürekli kalsın. Gelince şuraya basarım, çalıştırırım. Olayı bitiririz. Arkadaşlar bu burada sürekli çalışmaya devam ediyor. Daha şimdiden şunları verdi. Tamamen bittikten sonra neler verecek bilmiyorum. Ne kadar altın azaldı hemen bakalım. Daha bir sürü altın var. Bunların hepsi bitince sandık ne kadar dolmuş onu da gözlemlemek istiyorum. 3 days later. Evet biraz altın bana kalsın. Şuradaki altınları almak istiyorum 10 tane. Çünkü çok azaldılar zaten. Şimdi abi olayımı şu neler çıkartmış? Ateş direnci etkisiz. Baktığın zaman bayağı bir şey vermiş bize. 5 tane ender incisi, bunları da alalım. Ateş dirençleri bayağı var şu anda. Gayet iyi bence. Hemen crafting table'ımızla kendimize bir isim etiketi bulmak için şey yapmam gerekiyor ya. Oltamızı yaptık ve bu çubukları attık. Abi inşallah düzgün şeyler bulurum ya. Şuradan hemen tutayım. Daha sonra tekrardan gideyim. Allah'ım ne olursun çıksın ya. Hadi bakalım. Bismillah. Deniz şansı olsaydı iyiydi. Kitap. Oha.
Hangi kitap? Ruh hızı değil ya, başka bir kitap. Başka bir kitap. Ne verdi? Aa, vallahi şaşırdım. Kitap vermezdi normalde. Ne? Darbe dört mü? Denizden mi? Tekte mi? İnanılmaz. Şansın böylesi. Ne verdi lan? Kirpi balığı mı verdi? Çok iyi aslında, kirpi balığı alınabilir ha. Balık alalım, belki o balıklarla şey evcilleştiririz. Kedi evcilleştiririz. Devam edelim abi tutmaya. Arkadaşlar, yoğun uğraşlar sonunda buldum esnetim etiketi ve Chi Morino buldum. Ne bileyim, en iyisi darbeydi yani. Darbe 4'ü denizden çıkarttık. Örtcüğümü şöyle koysam burada, isim etiketine ne versek? Eziyet ismini verelim ya ona. Eziyet yapıyoruz ya ona. O ismi verelim. Mantıklı bence. Eziyet. Nether'da keçi var. Keçiler Nether'a gelip Nether'dan içeri giriyorlar. Bak şimdi de yoklar. Enteresan. O kadar yol gittik, geldik, uğraştık. Bir gece geçirdik. Bu hala burada. Sağ olsun. Bizi herhalde çok seviyor. Kaybolabilirdi yani. Ve buna ismini veriyorum. Eziyet. Al Eziyet ismini. Güzel. İsmin güzel bence ha. Ne dersin, beğendin mi? Bence beğenmişsindir. Eziyet, nasılsın? Biraz daha takas yapsana lan. Lan hadi be, altınları koymuşum. Neyse, problem yok. Yapacak bir şey yok. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Ve bugün canlı yayına bekliyorum arkadaşlar. Mutlaka gelin. Dediğim gibi 9 gün boyunca üst üste yayında olacağız saat 2'de. Bu tarafta Minecraft'ın bir önceki bölümü var. Burada da arkadaşlar Hardcore serisinin tamamı var. Mutlaka tıklayın. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi, sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.